yayılır diye umut ediyorum. Peki. Özgün Hocam. Şimdi e, helalleşme çağrısıyla ilgili bir, tep bir takım tepkiler oldu. Özellikle muhalefet içerisinde tepkiler oldu. E, ve bunların bir kısmının yani ya yanlış anlaşılmadan ya da bilinçli olarak bir takım yanlış aksettirmelerden. bir kısmı mesela tepki duyuyor. Evet. Mesela bakın Turan Bey diyor ki son 71 yılda doğru dürüst tek başına iktidar olamamış ve yönetememiş bir parti. Neyin helalleşmesini yapacak? 20 yıllık iktidarın hatalarının mı helalleşmesini yapacak diye? Yani bu, bütün bu açıklamalara rağmen hı hı. hala e, bu açıklamaların yeterince teskin edemediği karşı bulamadığı bir kesim var. Mı? Böyle. Yani şimdi toplumda çok ciddi bir öfke birikmiş durumda İki tarafta da yani ikiye ayrıldı. Bu toplum bilinçli olarak ve AKP kendine bir güvenli 50 havuzu yaratmaya çalıştı fakat oradan da eridi geri düştü vesaire. Ama bunun kültürel travmaları psikolojik travmalarını yaşıyoruz. Ve bunlarla bir şekilde bunların üstesine gelmezsek yaşamaya devam edeceğiz. Yarın bunlar yine başımıza bela olmaya devam edecek. Ve bu tip sosyolojik sorunlar, bu tip sosyolojik gerilimler yine dış müdahalelere, Türkiye'yi dış müdahalelere açık hale getirecek. Yani bunlar bizim sorumluluğumuzda olan işler. Kimse gelip de böyle yoktan bir sorun var edip Türkiye'de bunu şey haline getiremez. Türkiye'nin başına bela haline getiremez. Orada bir sosyolojik nüve varsa bir dış müdahale gelir bunu. Bir şekilde bundan faydalanmaya çalışır. Dolayısıyla önce kendi söküğümüzü dikmemiz gerekiyor birincisi. İkincisi bu helalleşme meselesiyle ilgili şöyle bir ayrımı ısrarla vurguluyor Kemal Kılıçdaroğlu ki ben de katılıyorum buna. Bakın vatandaşla barışmak ve farklı toplum kesimlerini bir araya getirmek için yapıcı bir, bir dil üretmek, bunu bir hegemonik söyleme haline getirmek farklı bir şey. Suçlunun suçu karşısında yargıda, yargı karşısında suçu nedeniyle hesap vermesi, suçsuzsa aklanması, yani bu hukuki süreçlerin, prosedürlerin işlemesi farklı bir şey. Bu ayrımı çizmek gerekiyor ve yani siyaset tek bir katmandan oluşmuyor. Bunun çok farklı katmanları var. Bir kısmı farklı toplum kesimleriyle barışmaya çalışmak, bir kısmı da az önce söylediğimiz o güçlü, imajını topluma verebilmek, güçlü imajını verebilmek için de yani güçlüyüm, bunu çözerim imajını verebilmek için de mağduriyetleri giderebilecek, giderebilecek gerekli hukuki, siyasi adımları atabilmek. Bunlardan biri de nedir? Haksız zenginleşenlerin, e, kamu kaynaklarını çalanların, e, insanları siyasi, hukuki olarak yasa tanımaz bir şekilde mağdur edenlerin bunları tekrar yapamayacak hale gelmesi, Türkiye'nin geleceğinde böyle şeylerin tekrar edilemeyece edilememesini sağlayacak hukuki adımların da atılması. Bunlar farklı şeyler. Yani tek bir cephesi, tek bir veçesi yok siyasetin. O yüzden bence buradaki ayrımı iyi koymak gerekiyor. Bu yeni bir toplumsal mutabakat, bir toplum sözleşmesi oluşturma çağrısı olarak değerlendiriyorum ben bunu ve olumlu görüyorum. Ve bu sadece CHP'nin meselesi değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP adına özür dilemiyor. taşın o tespine katılıyorsunuz o zaman. Kesinlikle yani bence olumlu ve orada HDP'nin de içinde böyle bir öz verelim. Biz de karşıya bir adım, adım atalım diyen bir kanat varsa ki bu güçlenecekse bu çok olumlu. Yani HDP'nin de çok, çok ciddi hataları oldu Türkiye'deki şiddetin e, önlenmesi anlamında e, eksikleri oldu. Onlardan da böyle bir adım Daha gelmesi. iyisini yapabilirdik diyor demek. Zaten çok önemli. Bence en önemli ifadesi şu. Biz de hatalar yaptık ve kimlik siyasetinin ötesine geçemedik. Geçmeliydik. Bunlar bizim eksiklerimiz diyor. Yani Türkiye'leşmek istiyorsa HDP'nin de aslında bu uzatılan eli tutması gerekiyor. Fakat burada mesele şu. Sadece CHP'nin meselesi değil bu. Yani Kılıçdaroğlu burada CHP adına konuşmuyor. Bakın Kılıçdaroğlu'nun hep söylüyorum. Kılıçdaroğlu yarının devlet yöneticisi gibi konuşuyor. Her konuşması... Özenle bu, bu çerçevede seçilmiş. Her sözcü buna göre seçiliyor. Ekonomi hakkında açıklamalar yaparken de, siyaset hakkında konuşurken de, hukuk hakkında konuşurken de, bu tür, bu tarz e, geleceğe dönük mesajlar verirken de yaptığı şey her zaman şu an son zamanlarda bilinçli olarak bir devlet yöneticisi, geleceğin potansiyel devlet lideri gibi. Bakın aday olur olmaz seçilir seçilmez. Bu ayrı bir konu. E, bu illa kılıçdaroğlu'nun adayı olacağı anlamına da gelmiyor bakın. O biz devlet adına konuşma artık şeyini kendimizde görüyoruz, iddiasını kendimizde görüyoruz ve bunu Türkiye'de her kim bu Türkiye'deki yönetimden bugüne gelen sadece AKP dönemine ilişkin de değil, öncesine ilişkin her kim bu süreçten mağdur olduğunu, haksızlığa uğradığını düşünüyorsa gelin oturalım, bu sayfayı bir kapatalım hep birlikte geleceğe yönelik bir ortak adım atalım diyor. Bu çok önemli. Bu muhalefetin aslında avantajlarından biri. Söylemsel avantajlarından biri de bu. Üstünlüğü de bu. Muhalefet hep geleceğe işaret etmeye çalışıyor. İyi Parti'nin bence bu noktada eksikleri var. Siyasi iletişim açısından ciddi eksikleri var. İşte bu Ömer yolu kampanyası vesaire bence hatalı. Fakat genel olarak muhalefet geleceğe işaret edebilmek, topluma yeni bir yönetim vaat edebilmek anlamında büyük bir psikolojik üstünlüğe sahip. İktidar bakın ne yapıyor? Sürekli geçmişe referans veriyor. İşte sürekli efendim yağ tü kuyruğu tüp kuyruğu gibi insanları özellikle yeni jenerasyon ikna etme imkanı olmayan bir takım başarısız söylemlerle sürekli geçmişe vurgu yapıyor. Buradaki ayrışma noktası bu ve helalleşme çağrısının böyle bir önemi var. Bir de şu çok önemli ona bir de değinmek istiyorum Ayşen Hanım bıraktığı yerden. Türkiye artık liderlerle yönetilecek, Türkiye artık koalisyonlarla yönetilecek bir süre. Ve bizim gibi ülkelerde kurumsallaşmasını tam, tamamlayamamış devlet kurumlarının e, iktidarlardan, siyasi iktidarlardan bağımsız olarak kendi teamüllerini, kendi normlarını, kendi yönetim pratiklerini devam ettirme kapasitesi sınırlı olan bizim gibi ülkelerde, otoriterleşmeye meyilli olan ülkelerde lider, tek, tek partiler ve lider yönetimleri değil, tam aksine koalisyon yönetimleri bugüne kadar bir şekilde o otoriterleşmeyi bir ne kadar dizginlediyse dizginledi. Çünkü kurumlar eğer bunu kendi başına başaramıyorsa örneğin bakın Almanya'daki Almanya kendi deneyiminden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep koalisyonlarla yönetildi. Çünkü öyle bir sistem dizayn ettiler ki hiçbir siyasi parti lider alıp tüm sistemi kendi ajandasına göre dönüştürüp kendi uzantısı haline getiremesin devleti. Ve hep koalisyonlar yönetiyor Almanya'yı. Türkiye gibi bir ülkede de aslında Bugüne kadar kurumlar kendi başına bunu kendi kapasiteleri itibariyle siyasetten bu kadar bağımsız hareket edebilme yeteneği henüz gelişmiş olmadığı için bu nasıl sağlanıyordu Türkiye'de? Farklı güç odaklarının mücadelesi sayesinde bir şekilde güçler ayrılığı korunmaya belli ölçüde idame ettirilmeye devam ediyordu. Bunu denklemden çıkardığınız an bu güç çıkar odaklarının, farklı güç gruplarının mücadelesini birbirlerini dengeleyen o özgün yapıyı denklemden an karşılaştığımız tablo bu. O yüzden e, Türkiye katılıyorum. Bu helalleşme çağrısını da bu bağlamda değerlendirmek istiyorum. Yani Türkiye bu farklı yapıların bir araya gelmesi ve belli e, tabii ki vazgeçilmez ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin ulusal çıkarları, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri gözetecek bir takım vazgeçilmez ilkeler doğrultusunda bir araya gelerek yeniden bir iktidar dizayn etmesi gerekiyor. Peki. Bu söylemlerin bu anlamda çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi bu konudan önce malum ekonomik meseleleri konuşuyorduk. Gürsel Simpari adlı izleyicimiz diyor ki Gökmen Bey ben bugün 4 paket makarnayla 3 paket bu, bulyon marka değil değil mi? Tavuk bulyon değil. marka değil. 3, 3 paket tavuk bulyon ee, ve iki paket pilavlık burgul, e, bulgur stokladım. Malum tavuk almakta artık zorlanmaya başladık. E, bulyonla idare ediyoruz diyor. Yine bir izleyicimiz diyor ki bir hafta önce bir kilogram et aldım eve. Kasap eti açık renkli poşete koydu. E, evine e, alamayan olur diye iki dakikalık yolu utana sıkıla poşeti saklaya saklaya gitti e, poşeti saklaya saklaya geldim diyor. Yürüdüğüm en uzun yoldu sanki bitmek bilmedi diyor. Yine e, bir izicimiz diyor ki... E, Salim Şen'e katılıyorum. Orhan Yeniçeri diyor. E, seçimleri zorlamak gerekiyor diyor. E, adalet e, sokakta yani toplumsal muhalefet anlamında söylüyor bunu. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ondan sonra yine bir izleyicimiz diyor ki Turan Sayın, Akşener'in başlattığı mitingin devamı aksatılmadan devam etmeli. bütün muhalefet partilerinin mitingleri devam ederken olgunlaşacak olan toplumsal davranışın evet. toplumsal itiraza dönüşeceği, böylece hemen seçim kararının alınmasına katkı sunacağını düşünüyorum Turan Sayın. bir izleyicimiz gençlerin arasında fayhat yok diyor. Sayın Kılıçdaroğlu gençleri tanışıp kaynaşmaya teşvik etsin yeter. gelecek nasıl olursa e, gençlere e, ait İçinde diyor Alevi, Sünni, Nas Baldız, biliyorsunuz Baldız'da bir fetva konusu oldu diyanette, riba, fetva olmayan bambaşka bir dünyaları var onların e, diyor e, yine Nas Hanım diyor ki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı Bahçeli ve Erdoğan'ın kim ve düşmanlık çağrılarını boşa çıkardı. Sanırım Bülent Turan'ın değil mi helalleşme evet. çarşısında çok sert bir karşılığı oldu. Ne helalleşmesiydi, evet, onlar önce bir yargılansınlar dedi 28 Şubat vesilesiyle şu bu. Hı hı. E, ondan sonra cıma, e, evet bu şekilde geliyor izleyicilerimizin görüşleriyle birlikte yapıyoruz. <laughs> Kılıçdaroğlu ilk bu helalleşme konuşmasını yaptığında daha henüz hiçbir somut ayrıntı vermemişti. Hı hı. Ben hatırlıyorum. Bu ayrıntıyı vermeden önce siz burada saymıştınız bir takım şeyler. İçinde varlık vergisi de vardı. Efendime söyleyeyim Roboski gibi bir takım örnekler de vardı. Evet. Hakikaten kılıçdar oldu da daha sonra ayrıntılandırdığında bu ikisini de aldı. Şimdi bu helalleşme çağrısı, Demirtaş'ın çağrısı. Ben Demirtaş kadar bu süreci aynı zamanda biz de özeleştiri vererek karşılamalıyız diyen başka bir siyasi çevre görmedim. Yani evet. genelde çok olumlu yaklaşımlarda bulunanlar oldu ama Demirtaş'ın ki biz de daha iyisini yapabilmeliydik. Bu sadece Kılıçdaroğlu ya da CHP'nin sorumlu değil, bizim de sorumluluğumuz. Nasıl buldunuz bunu Salim Bey? Yani ben Demirtaş'ın gerçekten bu açıklamasını yani çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten altı çizilmeli, gereken değer verilmeli. Ya bu söylenmiş sıradan bir söz değil. Yani bu Türkiye'nin önüne yeni bir e, ufuk açacak, yeni bir yol çizecek bir başlangıç olarak değerlendirilmeli. Yani bu bir